Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni İdris Hoca. Bu dersimizde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıflar için hazırlamış olduğu fizik tekrar testini çözmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci sorudan başlıyoruz. Düşey kes diyor, şekildeki gibi verilen düzlemdeki bir cisim K noktasından serbest bırakıldığında Y noktasından geri dönüyor. Şuradan K noktasından bırakıldığında Y noktasından geri dönüyor. Düzlemin yalnızca PU arası eşit sürtünmeli olduğuna göre toplam şurada 4 bölme var arkadaşlar. Eşit sürtünmeli olduğuna göre diyor. Cisim Y noktasına dönüşte nerede durur demiş. Şimdi bu cismin kütlesine M diyelim arkadaşlar. Buradaki yüksekliğimiz 6H olduğu için burada bırakıldığı anda toplamda ne kadar enerjimiz var? 6 mgh enerjimiz var. Bu 6 mgh kadar enerjimiz Y'ye kadar çıkabiliyorsa burada kaç mgh'ımız kalmış? 4 mgh'ımız kalmış. O zaman 2 mgh ne yapıyor? Sürtünmeye gidiyor. Toplam 4 tane bölmede 2 mgh'ımız gidiyorsa o zaman bir bölmede ne kadar gider arkadaşlar? Dediğimizde şuradaki her bir bölmede mgh bölü 2 ne yapıyor? 1 bölü 2 mgh kadar bir enerji kaybı oluyor. Dolayısıyla 4 mgh kadarlık enerjinin tam en alt noktaya geldiğinde bu aralıkta 1 mgh'ını kaybedecek. Ne kadar enerjisi kalacak? 3 mgh enerjisi kalacak. Geriye kalan 3 mgh'ın 1 mgh'ını da şu aralıkta kaybediyor. Dolayısıyla kaç mgh kaldı? 2 mgh kaldı. Geriye kalan 2 mgh ile ne kadar yükselir? 2 bölme yükselir. Dolayısıyla 2 bölme yükselirse nereye gelir dediğimizde burada P noktasına gelir diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki P noktasına gelir. Dolayısıyla cevap bursa olur diyoruz. Evet, ikinci soru bağlı hareket sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğru yönde 10 metre bölü saniye hızla ilerleyen K aracındaki gözlemci L aracını VKL, M aracını ise VKM hızıyla şekildeki gibi hareket ettiğini görüyor. Şimdi bu türlü sorularda bize bağlı hız sorulduğunda nasıl buluyorduk arkadaşlar V bağlı? V gözlenen eksi V gözlemci diyorduk. Ve bu işlemi yaparken ne yapacağız? Vektörel işlem yapacağız. Şimdi K aracındaki gözlemci L aracın dediği zaman gözlemci kim arkadaşlar? K. O zaman L yaylığını alacağız. K'yı da ters çevirip ucunu eklediğimizde bize neyi veriyormuş? VKL'yi veriyormuş. M aracını ise diyor. K aracı M aracını diyorsa o zaman burada gözlemcimiz VM. Yine VM'yi aynı alıyoruz. Gözlemcimiz K'ya ters çevirip ucunu eklediğimizde burada da VKM'yi verecekmiş bize. Şimdi bulalım arkadaşlar. L'ye aynen alıp K'yı da ters çevirip ucunu eklersem bileşkemizin 10 kökü verebilmesi için K'mızın hızı 10 ise bileşkede 10 kökü 2 ise buradaki L'nin hızının kaç olması gerekir? 10 metre bölü saniye olması gerekir diyoruz. Geçiyoruz VKM'ye. M yaylığını alacağız. K'yı da ters çevirip ucuna ekleyeceğiz. M yaylığını alıp K'yı da ters çevirip ucuna eklediğimde bileşkenin sola doğru, batıya doğru 20 olması için M'nin hızı ne olması lazım? Batıya doğru 10 olması lazım. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? M aracındaki gözlemci L aracın diyor. Gözlemci M olduğu için L yaylığını al. M'yi ters çevirip ucuna ekle diyor. L yaylığını alıyorum. M'yi de getirip ters çevirip bunun ucuna ekliyorum arkadaşlar. L'nin hızı 10. Eksi VM o da 10. 10'a 10 ise bu ikisinin bileşkesi evet şekildeki gibi ne olur arkadaşlar? 10'a 10 ise bileşke 10 kök 2. Peki ne tarafa doğrudur dediğimizde bu taraf güney, bu taraf doğuysa o zaman güneydoğuya 10 kök 2 olur diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Evet, üçüncü sorumuz itme momentum sorusu arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yatay sürtünmesi yolda hareket eden cismin diyor. Momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir kere momentum zaman grafiği hız zaman grafiğinin aynısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki momentum zaman yerine
ve t zaman yazarsak grafik olarak aynısıdır. Hiçbir değişiklik olmaz arkadaşlar. Çünkü momentumumuz p eşittir m çarpı v olduğu için hızla momentum doğru orantılı. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birincisi 0, t aralığında kuvvet etki etmiştir. Birinci aralıkta momentum artıyor, hızı artıyor. Hızın artması için bu cisme net bir kuvvet etkilemesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Hatta şurada da verelim arkadaşlar. Eğer şekildeki bir cisim hızlı hareket yapıyorsa kuvvet onun hareket yönüyle aynı yöne etkimiştir. Eğer cisim yavaşlayan hareket yapıyorsa da zıt yönü etkimiştir. Dolayısıyla burada momentum artıyorsa aynı yönlü bir kuvvet etkimiştir. O yüzden birinci ifade doğrudur diyoruz. T3T aralığında hızı değişmemiştir. Momentumu sabitse zaten hız zaman grafiğidir aynı zamanda. Hızı sabittir. Dolayısıyla ikinci ifade de doğrudur diyoruz arkadaşlar. 3T4T aralığında net kuvvet harekete ters yöndedir. Ne dedik? Hızlanıyorsa aynı yönlü, yavaşlıyorsa zıt yönlüdür. Bu aralıkta da gördüğünüz gibi cismin hızı momentumu azaldığı için kuvvet harekete zıt yönlüdür. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğrudur deriz. Dolayısıyla cevap ne olur arkadaşlar? Şeydir, ne olur diyoruz. Evet, dördüncü soru tork ve denge sorusu arkadaşlar. Eşit bölmeli türdeş bir tel K noktasından bükülerek zemine konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K noktasından sonra en fazla kaç bölme olabilir demiş. Şimdi K noktasından sonra en fazla kaç bölme olabilir dediğinde arkadaşlar dönme noktası en fazla K noktasında olacak. Bir miktar K noktasını sağına kayarsa denge bozulur. Demek ki en fazla olacağı nokta K noktasıymış. Şimdi şurada kaç tane bölmemiz var? 4 tane bölmemiz var. 4 bölme çubuğun ağırlığına 4 alırsak tork aldığımız noktaya olan uzaklığı da 2 birim diyoruz arkadaşlar. Şurada kaç bölmelik bir çubuğumuz olsun? N bölme olsun. Buradaki N bölmenin ağırlığını N aldığımızda ağırlık merkezi çubuğun tam ortasında olduğu için türdeş çubuk olacağından uzaklığı ne olur? N bölü 2 olur. Şimdi gelelim. Buradaki çubuğumuzun ağırlığını N aldık. N'i bileşenlerine ayırmaya. Açı 37, 90, 53 ise şurası 37 yapar. Kosinüs 37, 0,8 N. Sinüs 37 de 0,6 N oldu. Dolayısıyla bu N'le işimiz bitti. Bileşenlerini ayırdık. Şuradaki 0,6 N'in uzantısı dönme noktasından geçeceği için bunun torku olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada dönme noktasına dik bileşenimiz 0,8 N oluyor. Dolayısıyla bu noktaya göre tork aldığımızda sol tarafa doğru çeviren 4 çarpı 2'nin torku diğer tarafa doğru bunu dengeleyen 0,8 N çarpı N bölü 2. Dediğimiz zaman buradan 4 çarpı 2 8 0 8'in 10 katı ise 10 eşittir. N kare bölü 2 ise N kare eşittir 20. Şimdi N kare eşittir 20 olabilmesi için N'in değeri 4 olursa 16 olur. 5 olursa 25 olur. Demek ki N'in değeri 4 ile 5 arasında bir değer olması gerekiyor. Bizde en fazla kaç bölme olabilir? 5 bölme olunca denge bozuluyor. Demek ki 5 bölme olunca denge bozuluyorsa en fazla 4 bölme olabilir. Dolayısıyla cevap denizli olur diyoruz arkadaşlar. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sürtünmeli ilk düzlem üzerine bırakılan cisim ve cisme etki eden kuvvetlerin diyagramı şekildeki gibidir. Buna göre demiş 1, 2, 3 yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada eğik düzlem üzerine etkiyen kuvvetleri göstermiş arkadaşlar. Şuradaki tepki kuvveti bakın. Kaç birim vermiş? 3 köşegen. Bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti vermiş. Onda bir köşegen vermiş. Şimdi şuradaki cismin ağırlığını arkadaşlar şu şekilde bileşenlere ayırırsak bir bu tarafa doğru 3 köşegenlik bileşenimiz bir de bu tarafa doğru 3 köşegenlik diğer bileşenimiz var. Dolayısıyla bu ikisinin bileşkesi şekildeki cismin ağırlığını veriyor. Şimdi bu kuvvetleri de bileşenlerine ayırdığımızda etkiyen kuvvetler gördüğünüz gibi ağırlığın düşey bileşeni tepki kuvveti birbirini dengelemiş. Ama aşağıya doğru olan ağırlığın eğik düzlem üzerindeki bileşeni sürtünme kuvvetinden daha büyük. Dolayısıyla
Şimdi birinci ifademize bakalım. Ne diyor birinci ifademizde? Cisim diyor eğik düzlem diyor alt ucuna doğru hızlanan hareket yapar. Şimdi buradaki ağırlığın bileşeni sürtünme kuvvetinin büyük olduğuna göre tabii ki net bir kuvvet etkileyecek ve hızlanan hareket yapacak arkadaşlar. Cisim ile eğik düzlem arasında diyor sürtünme katsayısı 1 bölü 3'tür diyor. Şimdi sürtünmeyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? K çarpı N. Sürtünmemiz bir köşegen eşittir. K çarpı N tepki kuvveti. Zeminin tepkisi burada kaç? 3 çıkıyor. Dolayısıyla K buradan kaç gelir? 1 bölü 3 gelir. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru olur diyoruz. Geçiyoruz. Üçüncü ifademize. Eğik düzlem diyor. Eğimi alfa eşittir 1'dir demiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki ağırlığı bileşenlerini ayırırken şurada gördüğünüz gibi ikisinin bileşkesi bize ağırlığı veriyorsa şuradaki bileşenler köşegen ayrılıyor. Köşegen ayrıldığı için şuradaki açılar kaçar derece yapar? 45'er derece yapar. Dolayısıyla buradaki açı 45 derece olursa o zaman eğik düzlemin eğim açısından kaç derece olması gerekir? 45 derece olması gerekir. Dolayısıyla tanjant 45'te kaçtır? Sinüs 45 bölü kosinüs 45'ten 1 yapar. Dolayısıyla bu ifade ne olur? Doğru olur diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevap 1, 2, 3 olur diyoruz arkadaşlar. Yani cevap Edirne. Evet, 6. soru yine itman momentum sorusu arkadaşlar. Sürtünmesiz düzlemde çarpışma öncesi Vx, Vy hızlarıyla dik doğrultuda hareket eden X, Vy cisimleri çarpışınca birbirine kenetlenip şekildeki gibi hareket ediyorlar. Cisimlerin kütlelerin oranı mx bölü my 2 olduğuna göre çarpışmadan önceki hızların büyüklüğünün oranı nedir demiş. Şimdi kütlelerin oranı 2 ise arkadaşlar ben buradaki x'in kütlesini 2m, y'nin kütlesine de 1m dememde bir mahsur yok. Şimdi çarpışmadan sonra ortak kütlenin momentumuna p diyelim. Şuradaki düşey bileşen 0,8p, yatay bileşenimize ne olur? 0,6p. Arkadaşlar momentum esnek olmayan çarpışma diyoruz biz buna ortak hareket ediyorsa. Esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunuyor. Hem yatayda korunur hem düşeyde korunur. Yataydaki önceki momentum sonraki momentuma ne olmalı? Eşit olmalı. 2m çarpı vx eşittir 0,6p. Düşeydeki momentumlarda yine korunur diyoruz. Dolayısıyla m çarpı vy eşittir 0,8p dediğimiz zaman bunları taraf tarafa ne yapalım arkadaşlar? Bölelim. Buradan oranladığımız zaman m'ler gitti. P'ler gitti. 2vx bölü vy eşittir. 0,6 bölü 0,8'den 3 bölü 4 gelirse buradan vx bölü vy eşittir. 2 buraya bölen olarak geçer. Kaç olur arkadaşlar? 3 bölü 8 olur diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olur dediğimizde arkadaşlar 3 bölü 8 cevap doğrusu olur deriz. Evet, 7. soru yine tork ve denge sorusu arkadaşlar. Kolların uzunluğu x ve y olan diyor. Ağırlığı önemsiz bir kaldıraç P ve G ağırlıkları ile dengededir. Desteğin tepki kuvveti N olduğuna göre diyor. Sistemde 1, 2 ve 3 eşliklerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi böyle bir soru da birincisi P artı G eşittir N demiş. Arkadaşlar eğer bir cisim dengedeyse orada hem kuvvetin dengesi vardır hem de torkun dengesi vardır. Kuvvetin dengesi nedir arkadaşlar? Yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlerin toplamına eşittir. Yukarı doğru olan N tepki kuvveti eşittir. Aşağıya doğru P artı G'nin büyüklüklerinin toplamına ne olur? Eşit olur. Dolayısıyla kuvvetin dengesine göre birinci ifade doğrudur. Geliyoruz ikincisi. Şimdi torkun dengesi nedir? Torkun dengesi eğer bir cisim veya sistem dengedeyse herhangi bir noktaya göre zıt yönü döndüren kuvvetlerin torkları birbirine ne olur? Eşit olur. P çarpı x, G çarpı y. P'nin torku G'nin torkuna ne olmalı? Eşit ve zıt yönlü olmasıyla gerekir diyoruz. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru olur. Şimdi burada önemli nokta üçüncüsü. P çarpı x artı y eşittir n çarpı y. Arkadaşlar torkun dengesinde eğer bir cisim dengedeyse istediğiniz noktaya göre tork alma özgürlüğünüz var. Yani desteğe göre tork değil de şuradaki G'ye göre tork alırsanız
O zaman yukarı doğru N'in torku, aşağı doğru P'nin torkuna ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman N çarpı Y eşittir P çarpı X artı Y dediğiniz zaman üçüncü ifade ne olur? Doğru olur. Dolayısıyla hepsi doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 olur arkadaşlar. Evet, 8. soru nehir problemi arkadaşlar. Akıntı hızı diyor sabit büyüklükte ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde XY yüzeyleri K ve L noktalarında diyor sabit hızlarla suya girip sırasıyla R ve P noktalarında diyor karşı kıyıya çıkıyorlar. X ve Y yüzeylerinin karşı kıyıya ulaşma süreleri TX ve TY olduğuna göre TX bölü TY oranı kaçtır? Düzlemler eş kare bölmeliymiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki X yüzücüsü ile şuradaki Y yüzücüsü. Eğer akıntı olmasaydı X yüzücüsü nereye çıkardı? Bu noktaya çıkardı. Akıntıdan dolayı ne kadar sapmaya uğruyor? 2 bölme sapmaya uğruyor. Dolayısıyla bütün nehir problemlerinde biz X eşittir V çarpı T'yi kullanıyorduk. Sonuçta bu cisim yatayda 2 birimlik yol almış. Hangi hızından dolayı? Akıntı hızından dolayı alıyor bu yolu. Y yüzücüsü ise eğer akıntı olmasaydı bu noktaya çıkacaktı. Ama akıntı olduğu için nereye çıkıyor? P'ye çıkıyor. Yatayda ne kadar yol alıyor? 3 birim yol alıyor. Yataydaki bu 3 birimi almasının sebebi nedir? Akıntı hızıdır. Dolayısıyla V akıntı çarpı T'ye dediğiniz zaman buradan akıntı hızları birbirine götürdüğünde TX bölü T'ye eşittir. Ne olur arkadaşlar? 2 bölü 3 olur deyip soruyu çözüyoruz. Dolayısıyla cevap 2 bölü 3 olur diyoruz arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Atış sorusu. Sabit hızda yükselmekte olan bir yolcu balonu yerden h kadar yüksekteyken bir cisim balona göre şekil 1'deki gibi serbest düşmeye bırakılıyor. Cismin h zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre neyi soruyor arkadaşlar bizden? H yüksekliği kaç metredir diyor. Şimdi burada grafiği iyi yorumlamamız lazım arkadaşlar. Balona göre serbest bırakılıyor. Balonun başlangıçta V hızı varmış. Ve bu cisim 2 saniye ne yapmış? Yavaşlamış ve durmuş. Şimdi bu vatandaş atıldıktan 2 saniye sonra yavaşlayıp duruyorsa arkadaşlar nasıl hareket etmesi lazım dediğimizde ilk hızı kaç olur? Atıldığında 20 metre bölü saniye olması lazım. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar atışlarda hatırlayın. Eğer bir cisim yukarı doğru atılıyorsa her bir saniye hızı 10-10-10 azalıyordu. Aşağı doğru iniyorsa da her bir saniye hızı 10-10-10 artıyordu. Dolayısıyla bu cisim atıldığı anda 2 saniye yükseliyor, 6 saniyede düşüyor. O zaman 2 saniyede çıkıyor, 6 saniyede düşerse 2 saniyesini bu arada 4 saniyesinde ne yapacak? Bu arada alacak. Dolayısıyla bu da hiç formül kullanmadan bu tür soruları nasıl çözüyorduk? Bu cisim çıkabileceği maksimum yüksekliğe çıktığında hızı 0 oluyor. Düşerken ne hareketi yapıyordu? Serbest düşme hareketi yapıyordu. 5, 15, 2 saniyede. Sonraki 4 saniyede alacağı yol. 25, 35, 45 ve 55 dediğiniz zaman bunların toplamı ne kadar yapar arkadaşlar? 160 metre yapar. Dolayısıyla cisim 160 metre yükseklikten bırakılmıştır. H yüksekliği nedir dediği zaman 160 olur diyoruz arkadaşlar. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Formüllerden de yapabiliriz arkadaşlar. Şuradaki atıldığı yükseklik eksi h eşittir ve 0 t eksi 1 bölü 2 gt kare dediğiniz zaman buradan da çıkar. Niye eksi alıyoruz? Atıldığı yerden daha aşağı düştüğü için eksi h yazdığınız zaman buradan da buluruz. V sonun karesi eşittir ve 0'ın karesi eksi 2gh deyip buradan da bulurduk arkadaşlar. Vatandaş ilk atıldığında hızı 20'nin karesi. Yere çarptığı anda vatandaş 6 saniyede yere düşüyorsa 6 saniye sonra hızı kaç olur? 60 olur. 60'ın karesi eksi 2 g çarpı h dediğinizde yine buradan h'ı 160 bulursunuz. Burada da formülsüz 160 bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Evet, 10. ve son soru arkadaşlar. Yine bir atış sorusu.
Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamdaki bir cisim K noktasından eğik olarak atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek P noktasına düşüyor. Buna göre cisme etkileyen kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. A şıkkı cismi hareket boyunca atış kuvveti hareket eder. Arkadaşlar bu cisim atıldıktan sonra hareket doğrusunda herhangi bir kuvvet etkimez. Bunun sadece atıldıktan sonra aşağıya doğru neyi vardır? Yer çekimi kuvveti vardır. Ağırlık kuvveti yani yer çekimi kuvveti. Herhangi bir atış kuvveti diye bir şey yok arkadaşlar. Hareketi boyunca sadece ve sadece bu cismi etkileyen kuvvet yer çekiminden kaynaklanan ağırlık kuvvetidir. Dolayısıyla böyle bir atış kuvvetinden bahsedemeyeceğimiz için A şıkkı yanlış diyoruz. B şıkkı cismi hareketi boyunca yer çekimi kuvveti etkiler. Evet, hareketi boyunca yer çekimi kuvveti ağırlık kuvveti etki ediyor. C şıkkı M noktasına kadar atış kuvveti M noktasında diyor yer çekimi kuvveti etki eder. Dediğim gibi böyle bir atış kuvveti diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece yer çekimi etkili için C de yanlış. D şıkkı M noktasında hiç kuvvet etki etmez. M noktasında da hareketin bütün noktalarında olduğu gibi yer çekimi kuvveti etkileyeceği için D de yanlış. Düşerde yer çekimi ivmesi yatayda atış kuvveti diyor. Atış kuvveti diye bir kuvvetimiz yok arkadaşlar. Hareket boyunca sadece yer çekimi etkili için cevap bursa olur diyoruz arkadaşlar. Evet, bu testimiz de burada bitti. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.